Abi yetiş. Yetiş abicim. Ne olmuş? Neredesin oğlum sen, bu sesler ne? Ya ben biraz fazla kaçırdım. Bu ortalıkta fena karıştı yani. Acil gelmen lazım. Tamam, neredesin sen? Bizim mekandayım. Abi koşar mısın lütfen? Tamam. Ne olmuş ya? Doruk sarhoş olmuş herhalde. Gidiş abi falan filan diyor, anlamadım. Ne diyorsun? Geldi işte bizimkiler de. DJ yeni indi. 70'ler konsepti vardı. Çok şey kaçırdınız. Hani olay? Ya abicim senin buraya gelmenden daha büyük olay mı var? Ama... O kadar arama. Ne araması? Doruk'un her zamanki gibi eşek şakaları. Ama bu sefer pişman olmayacaksınız. Kerem'le kız isteme baskına gitmişler. Onu anlatıyordu. Geçsene. Geçeyim de. Kerem mi dediniz? Evet Bambi. Ya bizim Kerem'in kız arkadaşına görücü mü ne geleceklermiş. Biz de baskına gittik. Yani İpek'in evine mi? Evet. De işte görücü pey değilmiş. Didem'le atışmışsınız. Atışma? Yok canım. Benden gelenini tasarlamamı istedi. Ben de zamanım yok dedim. Seninle nasıl konuştuğunu tahmin edebiliyorum. Onun adına özür dilerim Tuğra. Dileme Murat'cığım, dileme. Her koyun kendi bacağından asılır. Ama söz... Bir gün gerçekten sevdiğim biriyle evlenirsem, işte o kızın gelinliğini ben tasarlayacağım. Hatta kendi ellerimle dikeceğim. Düğün hediyesi. Öyle bir şey olmayacağını sen de gayet iyi biliyorsun. Aa, neden olmasın tatlım? Bunun zorunlu bir evlilik olduğunu ikimiz de biliyoruz. Zora da güzellik olmaz. Ömrünü tırnak gibi Didem'e törpületecek değilsin herhalde. Ben bir tanesiyle zor baş ediyorum. Başka bir gerekmiyor bana. Tatlım, bu karşına çıkacağı kadına bağlı. Hadi gel. Sana gerçek kadınızı dans eder göstereyim. Şişt, Don Juan. Masadaki kızı başıboş bırakma. Kurtlar kapar sonra. Yaptım bile. Partner biraz ağır kaldı. Partner mi değişsin? Hay hay darling. Devam edelim mi? Ay, ay, ay.
laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inan. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni. Gıybet oyunundan yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la. Sıçıyor musun sen? Hı? Yorgunluktan o. Oturalım istersen. İyi böyle. Benim bir bildiğim. Çok güzel. O ne? Serkan'ın sesi. Evet. Keşke hayat şarkılardaki gibi olsa. Ya da hayat bir şarkı olsaydı. Hayat bir şarkı olsa. Güzel lafmış. Hayat bir şarkı olsa. Bize söyleyebilsek değil mi? Ve dinleyebilsek. Konuşmaya gerek olmasa. Fena mı oldu işte? Hep birlikte güzel dağıttık. Ya ya, iyi ki aramışsın bizi vallahi, aklımızı almışsın. Yalnız bana bir aşık çöktü, normalde bu saatte yemem ama bozacağım galiba. Normalde bu saatte yatakta oluyorsun da onda. Arkadaşlar benden bu kadar, because I'm done. Biz nereye yürüyoruz? İşkembeci olabilir, kokoreç, pilav üstü döner. Yani hepsini uyarım ben. Nope. Senin bu saatten sonra yürüyeceğin tek bir şey var, o da benim ev. Hayatta yalnız gitmem ben bu saatten sonra. Elin taksiciliğiyle memleketi kurtaramayacağım şimdi. Hadi koluma gir de iki kaynayalım. Emredersiniz matmazel. Madem istiyorsunuz öyle olsun. Öyle olacak zaten. Size de afiyet olsun. Çorba. Çorbadan sonra çayları ben ısmarlayacaksam olabilir. Ha, masada bir beyefendi varken asla hesap hanımlara bilmez. Ben o hanımlara benzemediğimden ödeyebilirim. Peki. Ya bırak bırak. Öyle atıtmak olmaz o işler. Çocuk ağladığında bir itfaiye ambulansı aramadın kaldı. Engel olmasaydım çocuğa avukat ol salata söylüyordum. Ben senin yüzüne vuruyor muyum? Bak bana ebeveynlik taslayacaksan oğlanın kimin kucağında uyuyakaldığını hatırlatırım sana. Çocuğa kene gibi yapışıp bırakmadığından olabilir mi? Fırsat olsaydı benim kucağımda uyurdu. Bak. Oyun arkadaşlığı konusunda gerçekten iyisin. Kabul. Ama annelik konusunda sınıfta kaldın. Ha umutsuz bakar mısın? Değilsin. Yani bir laf dinler, ufak da işbirliği yaparsan olur bu iş. Müzik
Hançer'e bakayım. Ben bakarım. Hayır ya, nedenmiş? Çorbalar senden, çaylar benden de. Ayrıca çaylar nerede kaldı diye gittiğimde yemezler beni, korkma. Uyumuşum ya. Hem de bebekler gibi. Sen? Birinin nöbet tutması gerekiyordu değil mi? O işi benim yapmam lazımdı ama. Niye uyandırmadın? Kıyamadım. Boğaz havası da aldın canım, fena mı? Ayrıca sen de uyurken horluyormuşsun, orası fenaydı. Saçmalama, ben horlamam. O çocuk bakmadan önceymiş. Çocukla ne ilgisi var? E yorulmuşsun demek ki. Bence iftira atıyorsun. Tamam, çağırdı çocuğa soralım. Çocuk bir ara yanıma gelip abla deprem mi oluyor dedi, vallahi. Tamam sus, sus abartma. İnsanlar yorulabilir, tamam.